Yine yeni bir inceleme ve tanıtım videosundan herkese selam. Kıymetli dostlar bugünkü videomuzun konuğu Cetaform markasının C00-50PH2 model numarasına sahip 50 parçadan oluşan 1 bölü 4 inçlik 6 köşe lokma takımı. Esasında ürünü ben 2 yıl önce satın almıştım. O günlerde de amatörce bir incelemesini yapmıştım. Lakin o videoda birçok eksiğim vardı. Hem onları tamamlamak ve hem de sizlere bu ürünü tam anlamıyla anlatmak adına tekrardan bu videoyu çekmeye karar kıldım. Şimdi sevgili dostlar bu veya benzeri bir ürünü satın almayı düşünenlere yönelik bu tarz içerikler maalesef YouTube'da çok az. Hani varsa da detaylarıyla anlatan yok. Ben de bu eksikleri tamamlamak adına ki zaten bu sıkıntıyı ben de çok çektim. Bu tip ürünleri satın alırken acaba hangisini satın almalıyım? Nerede hangisi işime yarar? E, gibi hani soru işaretleri vardı kafamda. Yani bu sebeple sizler yanlışa düşmeyin diye bu tip ürünleri mümkün olduğunca dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umarım bir faydası dokunuyordur. 50 parçadan oluşan lokma takımının içeriği çantası üzerinde yer alan bir kartonette görüldüğü üzere detaylıca verilmiş. Merak eden dostlarım videoyu duraklatarak detaylarına bakabilirler. Reklam kartonetinin arka kısmı ise görüldüğü gibi. Ayrıca belirtmek isterim, ürünü satın aldığımda üzerinde bir jelatini vardı. Bu jelatini ilk defa ben açtım. Size gelecek olan üründe yine aynı şekilde jelatinli biçimde gelecektir diye düşünüyorum. Jelatin çok mu önemli bu tip ürünlerde? İşin açıkçası çok da önemli değil ama Yine de hani insanın içerisine bir güven vermesi bakımından hani ilk defa sizin açıyor olmanız açısından önemli dostlar. Çünkü hani bu ürün başkalarına satılmış, iade olmuş, içerisindeki bazı parçaları değiştirilmiş veya kaybolmuş da olabilir. E, bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına üzerinde jelatini hiç açılmamış olan bir ürünü almış olmanız bence avantaj. Hani firmaların da zaten bunu bu şekilde yapıyor olmaları. Bence bunun önüne geçmek adınadır. Hani ürünlerinin zarar görmemesi adınadır diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar, bilenleriniz zaten neyin ne olduğunu biliyordur. Fakat bilmeyen arkadaşlarımızı bilgilendirmek adına Jetaform markasından kısaca bahsetmek istiyorum. Ki bunu hak ediyorlar. Jetaform yerli bir marka tıpkı İzeltaş markamız gibi ve orta üst seviye profesyonellere yönelik ev kullanıcılarını da kapsayan çok geniş bir ürün gamına sahipler. 1975 yılında yani bundan 47-48 sene önce Cemil Tayman isimli bir Türk iş adamının İstanbul'da kurduğu bir firmadır. O gün bugündür de el aletleri konusunda gerçekten çok başarılı ürünlere sahip olan bir firma olduğunu söyleyebilirim. 45 ülkede distribütörlüğü bulunan İngiltere'de de yine satış ofisleri yer alan Hani ne derler ona gururumuz olan firmalardan birisidir dostlar. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce e, Cetaform markalı satın almış olduğum pense, yan keski, karga burun ve spesyal ayarlı pense YouTube videomu Cetaform çalışanları görüyor ve Cemil Bey'e e, durumu iletiyor dostlar. Cemil Bey de videomu izledikten sonra benimle görüşmek istiyor. E, telefonda kendisiyle görüştüm. Gerçekten çok beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. E, hatta İstanbul'a da yolum düşerse misafir edebileceklerini de e, beyan etti. Buradan yine tekrar tekrar kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bir gün İstanbul'a yolum da düştüğünde mutlaka uğrayacağım dostlar. Hatta birkaç da videoda çekebilirim. Bu Jetaform markalı ürünlerle alakalı. Hatta sizden istek gelirse de yine Cetaform markalı ürünlerin incelemesini çekmek üzere Cemil Bey'den talepte de bulunabilirim. Bugüne kadar hiçbir markayla herhangi bir sponsorluk anlaşması yapmadım dostlar. Bu videoda da bunu tekrar üzerine basa basa belirtmek istiyorum. Ben bir ev kullanıcısıyım. Kendi aracımın, kardeşlerimin araçlarının bakım, onarım ve tamiratlarında kullandığım ürünleri elimden geldiği dilimin döndüğünce sizlere tanıtmaya çalışan biriyim. Dolayısıyla hani bu hususta lütfen art niyetle yaklaşmayın. Hani eğriye eğri, doğruya doğru demeyi her zaman hayatımda bir e, felsefe edilmiş birisiyim. Bazı arkadaşlar art niyetle yaklaşıp e, acayip yorumlar yazanlar olabiliyor. E, ben o insanların kendisine bile saygısının olmadığını düşünüyorum ki bir başkasına zaten saygı duysunlar. Bu ürünü dediğim gibi ben 2 yıl evvel satın aldım kalitesinden de çok memnun kaldığım için daha sonrasında ihtiyaç halinde KS Tools markasının kombine lokma takımını satın aldıktan sonra bile satmaya kıyamadım dostlar. Çünkü o kadar kaliteli ki hani e, tutup da 3 kuruşa verip e, tekrardan böyle bir ürün alamayacağımı da bildiğim için satma gereği duymadım. 2 yıllık ara sıra ihtiyaç duydukça kullandığım süreç boyunca ne lokma kolunda ne de diğer uçlarda herhangi bir deformasyona rastlamadım. İşin açıkçası çok fazla da zorlamadım. Ki zaten bu e, görmüş olduğunuz takım e, lokma setleri içerisindeki en ufak lokma takımı dostlar. Hani çok fazla zorlamaya gelecek bir lokma takımı değil. En kralını da alsanız çok fazla zorlamaya kalktığınızda kırılacaktır. Bu aşikar. Metrik ölçüler gereği her lokma takımını her alanda kullanmanız maalesef mümkün değil. Yani 1 bölü 2 inçlik bir lokma takımı gerektiren işte 1 bölü 4 inçlik lokma takımını kullanmanız mümkün değil. Ya da 1 bölü 4 inçlik gerektiren bir işte 1 bölü 2 inçlik lokma takımını kullanmanız mümkün değil. Çevirici adaptörler yardımıyla belki uçlarını kullanırsınız ama 1 bölü 2 inçlik kol ilgili alana girmeyebilir. Yani küçük lokma kolu gerekebilir. Dolayısıyla e, her birinin yeri ayrı ayrı önemlidir. Bu konuyu da yeri gelmişken bilmeyen arkadaşlarımız için belirtmiş olayım. Çanta içeriğine yakından baktığımızda bu noktada görüldüğü üzere 4 adet 1.27 1.5 2 ve 2.5 milimetrelik alyant seti var. Burada bir mafsalımız yer alıyor. Lokma kolumuz. Lokma kolu demişken de onu yakından şöyle sizlere göstereyim. Boyutunu anlamanız açısından da avucumun içerisinde şöyle kabaca göstermiş olayım dostlar. 1 bölü 4 inçlik lokma kolu işte bu kadar küçük. Hani bazı internet satış sitelerinde yorumlara bakıyorum adam 1 bölü 4 inçlik lokma kolu e, satın almış veya lokma seti satın almış. Diyor ki resimde göründüğünden çok ufak geldi. Yani bu bu kadar olur zaten bundan daha büyük olamaz yani arkadaşlar. Bilmediği için muhtemelen o, o insanlar o tip yorumlar yapıyorlar. Bilmemek değildir öğrenmemektir ayıp olan bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Lokma kolu diğer bir adıyla cırcır cır kolun sesini de size şöyle dinleteyim. Bazı arkadaşlarım keşke bir de sesini duyursaydım kral gibi yorumlar yapıyorlar. Hani şöyle malzeme kalitesine bakıldığında gerçekten göz dolduran, çok şık bir yapıya sahip ve elle tutuş hissiyatı da premium olan bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu krom kaplama falan son derece başarılı dostlar. Yani ben bayağı e, hafiften de olsa zorlayarak birçok işte kullandım ve en ufak bir deformasyon olmadı. Tabii ben el aletlerimi e, özenle saklarım. Kullandıktan sonra detaylı temizliğini yapar, akabinde de silikon sprey ile bakımlarını tamamlayıp rafıma kaldırırım dostlar. Sizlere de tavsiye ederim en azından uzun ömürlü olması açısından herhangi bir e, deformasyon ve oksitlenme olmaması açısından bunlar önem arz ediyor. Ee, kullanmayı bilmeyen arkadaşlarım için şurada göstereyim. Yani evet bu şekilde sökmek için burada görmüş olduğunuz yön anahtarını sağa doğru çeviriyorsunuz ve söküyorsunuz istediğiniz civata ya da somunu. Sıkıştırmak için ise bu şekilde sola çeviriyorsunuz ve artık ilgili somun ya da civatayı sıkıştırmanız mümkün oluyor. Burada yine uzun ve kısa olmak üzere uzatma aparatlarımız, uzatma kollarımız yer alıyor. Yine burada bir tornavida sapımız yer alıyor. Onu da şöyle yakın çekim yapayım. Bunlar ayrı ayrı da satılıyor dostlar. Dileyen ayrıca bunları satın da alabilir. Yani bu şekilde 1 bölü 4 inç bir seti vardır. Kolunu kaybetmiştir. Bu şekilde bir tornavida sapı ihtiyacı vardır. Cetaform markasından tercih edebilir. Yine burada bit suçları kullanmaya yarayan bu şekilde 1 bölü 4 inçlik bir adaptörümüz yer alıyor. Lokma koluna ya da tornavidasına takıp ilgili bit sucu bu şekilde takmanız ve kullanmanız mümkün oluyor dostlar. Şöyle bir tane örnek amaçlı bir tane bit sucu alıp takayım. Bu şekilde. Yani bu çevirici adaptör olmadan bunları lokma koluna takmanız mümkün değil. Hatta bunları da şöyle yakın çekim yapayım. Tabi silikon spreyle bakım yaptığım için şu anda elim kayıyor ve çıkartamıyorum. Gerçekten çok kaliteli duruyor dostlar. Krom vanadyum çeliğinden imal edilmiş, e, harbi harbi çok kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine burada bir T kolumuz yer alıyor. Onu da şöyle yakından göstereyim. Burada 4 adet derin lokmalarımız yer alıyor. Ee, milimetrik olarak 8, 10, 12 ve 13 milimetre olmak üzere. Yine burada e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve bir de adaptörün ucundaki olmak üzere toplam 17 adet bit suç yer alıyor. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 milimetre olmak üzere 6 köşe lokma takımı burada konumlandırılmış iç torqus denilen yani e, iç star takımı ya da iç yıldız takımı mı artık ne dersiniz siz bilmiyorum ama E tipinde 4 5 6 7 8 ve 10 milimetrelik lokmalarda burada konumlandırılmış örneğin benim Chevrolet Cruze aracımın birçok e, civatası bu şekilde torx tipindeki bir e, yapıya sahip ve onları sökebilmek için ee, bu şekilde bir lokmaya ihtiyaç duyuyorum dostlar. Şöyle yakın çekim göstermek gerekirse. Yani bilmeyen dostlar detaylı bir şekilde bilgilensinler. Dediğim gibi arkadaşlar bilmemek değildir ayıp olan öğrenmemektir. Ben de bunları zamanla araştırdıkça e, öğrendim. Elimden geldiği kadarıyla da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine normal lokmalarından da birkaçını şöyle size yakın çekim yapayım. Hani bu şekilde videoda görerek malzeme kalitesini anlamanız mümkün olmayabilir ama yine de bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Hani şu parlaklığından, şu işçiliğinden falan kalitesini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Cetaform'un çok da güzel bir sitesi var. Bu ürünlerinin teknik detaylı verileri güzelce kapsamlı biçimde verilmiş. Gerçekten Cemil Bey'i Böylesi bir markayı ülkemize kazandırdığı için tebrik ve takdir etmek istiyorum dostlar. Diğer bir konu lokma değişimi. Neredeyse tüm lokma takımları bu şekildedir dostlar. Lokma kolunun bu noktasında bir buton görüyorsunuz bakın. Buraya bastırdığımda bu uç kısım e, ileriye doğru çıkıyor ve buradaki kilit mekanizmasının boşa çıkmasını sağlıyor. Takarken de yine bu butona basarsanız rahatlıkla lokmayı takabilirsiniz. Çıkarıp değiştirmek istediğinizde de yine bu butona basıp lokmayı çektiğinizde zaten ayrıldığını göreceksiniz. Hani bilmeyen olabilir. Gayet normaldir. Çok görmeyin dostlar. Hani zorlamayın sakın. Lokmayı bozarsınız ya da lokma kolunu bozarsınız. Kilit mekanizması bozulduğu zaman da bunu böyle tuttuğunuz vakit lokma yere düşecektir haliyle yer çekimi olduğu için. Kullanımı bu şekilde dostlar. Yani bilenler için gayet basit ama ben yine de anlatmış olayım. Böylece faydalı olduğunu düşündüğüm bir inceleme ve tanıtım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dostlar, YouTube algoritması gereği daha fazla insana ulaşabilmek için lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi Kanala destek olmak adına abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyiniz. Bunu bir tek benim kanalım için değil, tüm yararlı bulduğunuz YouTube kanalları için önemli rica ediyorum. İnşallah daha müreffeh yarınlarda, daha kaliteli ürünlerle buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.